Biz de meslek olarak yaklaşık 450 civarında odamıza bağlı güzellik, kuaför, erkek berberi ve benzeri meslek gruplarında mağdur olan hesaplarımız var şu anda. İşte ağır hasarlı ve yıkıldı. Depremden sonra meslektaşlarımız hepsi şehir terk ettiler. Onlar da haklılar. Ailelerini alıp gitmek zorunda kaldılar. Çünkü evleri yıkıldı, iş yerleri yıkıldı. Mağdur oldular. Gidecek yerleri yok. Mecburen herkes şahsiyonunu alıp çıkıp gitti. Biz ilk günden beri biz Malatya'da kaldık. Mücadelemizi verdik. Bu şehri ayağa kaldıracağız dedik. Meslektaşlarımızı tek tek arayarak tekrar dönmeleri açısından büyük çabalar sarf ettik. Ve onun neticesinde şu an 100'ün üzerinde meslek grubumuz, hafif hasarlı olanlar geldiler, işlerinin başına döndüler. Bir konteyner çarşılar şimdi yapılmaya başladı bayramdan sonra, inşallah onlar da kurayla çekilecek ve bütün esnaf gruplarının çare bulmaya çalışılıyor. Bu şekilde inşallah gitmeyeceğiz, burada kalacağız, mücadelemizi vereceğiz, Malatya'mızı hep birlikte el birliğiyle ayağa kaldıracağız. Bu ayın 15'inde itibaren şu anda işletmemizi açtık, çalışmaya başladık. Müşterilerimiz bayram yoğunluğunu şu anda görüyoruz. İnşallah Rabbim bir daha göstermesin böyle felaketler. Birlikte inşallah daha iyi olacağını ümit ediyorum. Malatya çünkü ağır yaralar aldı. Bizler burada şu anda yaklaşık 6-7 kişi istihdam sağlıyorduk ama şu anda 4 kişiyiz arkadaşlarımız. Yani il dışı olan arkadaşlarımız var il dışından. Yani bizler memleketimize sahip çıkmamız lazım. Herkes burada bulunursa, kendi memleketini terk etmezse en azından daha iyi olur diye düşünüyorum. Bitmedi ama değil mi? Bitmedi. Bir daha başını aşağıya. Aferin sana.